Gerçekten acayip değişik hissediyorum yani, hiçbir şekilde ayılamıyorum. Başımın şu kısmında bir ağrı var, anlatamam size. İyi ki kuru şampuanlar var. Bir de bir şey soracağım. Aranızda gözlük kullananlar varsa, şu gözlükçülerin bedavaya verdiği gözlük silme bezi değil de başka bir gözlük bezi önerebilecek olan var mı bana? Yani temizlemiyor arkadaşlar, şu an el izlerini görmeniz lazım. Kalkıp yıkayacağım gözlüklerin camlarını ama önceki bir başlangıç yapayım. Bu arada son zamanlarda bu gözlükleri iyi ki takıyorum. Çünkü hep ekrana maruz kalıyorum. Ve eminim ki daha kolay bir şeyleri atlatmama yardımcı oluyor bu dönemdeki yoğunluktaki. Ay, 20. günü açmışım ben ya. Şaka mı? Şaka mı? 21. gündeyiz. Aa, inanamıyorum gerçekten ya. Yani her şu şeyi açtığımda bir şok yaşıyorum. O zaman bununla beraber 5 tane kaldı. Yani bunu açtım şu anda. Demek ki elimde. Ya ne yalan söylüyorum ya. Gerçekten ayılamadım arkadaşlar. 4 gün kaldı. Spooky Spice. Çayımız bu. Evet, odakladı. Son güne acaba şu çayın kutusuyla bir fotoğraf mı koysam? Yani bence hak etti bu kutu bunu ya. Yani çok keyif verdi bana açıkçası. Kadıköy'de bir tane şarküteri var. Böyle ithal ürünler de getiriyor. Yani şarküterinin bir tarafını böyle ithal ürünler koymuşlar ama tahmin bile edemezsiniz ürün çeşidini. Eğer isteyen olursa çekerim bir gün gittiğimde tekrardan. Geçen gün oraya gittik, Kadıköy'e gittiğimizde arkadaşlar bir takvimler getirmişler. Bir çikolata takvimleri getirmişler. Kafayı yersiniz ama yani ayın olmuş 20'si, 19'u, 20'si, yani hani 19'uydu. Artık hani 19. gündeyim hani çekimlerin. Dedim artık bu saatten sonra olmaz ama dedim ki adama ne olur seneye Kasım'ın sonunda getirin, Aralık'tan önce. Bunun mantığı Aralık'tan önce elimizde olması. Çünkü 1 Aralık'ta açmaya başlayacağız. Siz Aralık sonrasında getirmişsiniz dedim. Seneye de zaten şey yapmayı düşünüyorum. Böyle Ağustos, Eylül gibi gidip adamın kafasının etini yemeye. Takvim getirin, takvim getirin. Yani en azından şey, çay takvimi bulamasam bile sonuçta elimde çeşit çeşit çaylar var. Her gün birini açar içerim. Ama çikolata takvimi olmalı. Yani her gün çayı ya da bir çikolata. Güzel olur yani. Bakalım işte, adam getireceğim dedi ama ben onu Ağustos'tan başlayayım söylenmeye ki Aralık'ta elimde olsun takvim. Seneye Aralık çekerken zorluk çekmeyeyim. Çayımızı ne yapıyoruz? Yanımıza alıyoruz. Dünkü çay çok güzel kokuyordu ama bu o kadar değil. Kötü kokmuyor ama dünkü çay felaket güzel kokuyordu ya. Yani bilmiyorum bu nasıl bir şey böyle. Neyse artık. Şimdi çıkıyorum. Huzur evine gideceğim ama dün şey yapamadığım için, akşama kadar kahvaltı yapamadığım için vallahi billahi tillahi dışarıda kahvaltı yapıp gideceğim. Bir kahve, bir sandviç. Rutinimi biliyorsunuz zaten. Söylemeye gerek yok hani. Yiyeceğim böyle. Ondan sonra gideceğim işe tın tın tın. Herhalde akşam şey öğlen yemeğini de akşam yemeğiyle beraber yerim. Öyle bir yoğunluk beni bekliyor. Başlangıcı yaptım. Bugün niyet ettim Allah'tan. Bugün niyetim iş çıkışı sinemaya gitmek. Ama şöyle bir şey var. Zeki Demirkubuz'un şeyini izlemek istiyorum. Hayatını izlemek istiyorum. Ama aması var. 9'u bilmem kaç geçe. 3 saat 10 dakika mı? 3 saat 15 dakika mı sürüyor? Ne? Yani 12.30, 12.40 gibi falan. Yani o saate kadar ayakta kalabilir miyim? Mi düşünmem lazım. Kuru Otlar Üstüne o saatlerde izlemiştim ve uyumamıştım. Bunda da uyumama ihtimalim var. O yüzden gideceğim. Uyursam bir daha gideceğim. Kahve falan sert şeyler alıp filme gitmeyi düşünüyorum ama tamamen durumlara bağlı. Bu üniversite diplomaları bedavadan dağıtılıyor. Ben size söyleyeyim. Yani böyle beyinsizler de üniversite diploması alabiliyorsa. Boş. Orada satın almak. Elif Hanım durun. Elif Hanım dış yani. Esentepe Mahallesi şöyle. Baktın mı sen? Arkadaşlar ben kamerayı açtığım an bunların bana iş kitleyeceği tuttu. Ama Elif Hanım bir şey bina bina durun. Bir de geliyorum. Kapatın. Dilara ya bana bir bardak sıcak su getirsene ya. Bir ne de oldu ya? Pendik'te şöyle bir yer var. Pendik olmasın. Burayı ben aradım. Ha bu muydu?
Burası çok küçük zaten ya, baksana. Şuradan metrekaresine bakalım, toplam 500 tamam. metrekare diyor. Çok az. Biz her katta 500 metrekare arıyoruz. Tamam. Çay. Su, boş su. Saat arkadaşlar 3.30. 3.30 saat. Ve ben kamerayı açtım. Şimdi dışarıdaki işlerimi hallettim. O yüzden çok 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 mutluyum. İçeride bir takım işlerim var. Onları hallediyorum. O arada da kamerayı açayım dedim. Çayımı içeceğim. Akşama ben sinemaya gideceğim dedim ya. Sonra kızlar Nero günü yapalım dediler. Sonra Mel çok geç çıkacakmış. Nero gününü yarın yapalım dediler. O zaman ben bugün sinemaya giderim. Tekrar oldum. Bakalım, tabii belli değil. Öyle. Şimdi şu bir iki tane çıktı almam lazım. Onları alıp işime gömülüyorum. Kralsın be. Şuraya koy, elimi yakmayayım. Biz kahve içip geleceğiz. Aa, kahvesi. İçin kahve. Tabii. Türk kahvesi içmiyorum biliyorsunuz. Bilerek Türk kahvesi içiyorsunuz. Ne fenasınız ama var ya. Ne, hangi kahve içeceksin? Arkadaşlar, iş arkadaşlarınıza güvenmeyin. Efendim, hangi kahve içeceksiniz? Ben bunu içiyorum. Küstüm. Şimdi geliyorum. Tamam. Sesi yapana kadar ben de işimi halledeyim de. Yazdırmıyor ya. Bugünün videosu yetişti. Ben şimdi eve gidiyorum. Karanlıklar içinden. Gün doğar ya aniden. Ya ne kadar iğrenç espri anlayışım var. Arkadaşlar, eve gidiyorum şimdi. Sümey Hanım sağ ol ya. Işığı açtım. Bırak ya. Sabahki program İptal arkadaşlar. Çünkü ben eve geldim ve Nil'i yedirip uyuttum. Hiç çıkacak şey, enerjiyi kendimde bulamıyorum. Daha doğrusu çıkacak enerji değil de film 3 saat 15 dakika sürüyor. Ve ben filmi izleyip hani sonunu getirebileceğime emin değilim. O cesareti de kendimde bulamadığım için kalkamıyorum. O yüzden evdeyiz. Yani yemek yiyesim yok. Bilmiyorum. Kahve içesim yok. Ananaslı yeşil çay bile beni paklamaz. Yani bugün öyle bir gün. Bir şeyler izlemek istiyorum ama ne izleyeceğimi de bilmiyorum. Öyle kaldım. Kala kaldım öyle yani. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Canım sıkıldı biraz ha. Aa, böyle olur mu? Ben şimdi program alıştığım için bir anda hazırdaki programı iptal edince ne yapacağımı şaşırdım yani. Hiç böyle olmaz. Bozacı geçiyor. Kafamda bir tuhaflık. Duyuyor musunuz? Duyamazsınız. Biraz uzakta şimdi. Bir bakayım, genç bozacı mı, yaşlı bozacı mı? Arkadaşlar, hiç de hayal ettiğim gibi bozacı değil. Montu bile bozacılığa uygun değil. Kolombiya mont var üstünde. Ya olur mu ya? O yüzden o ya bir şey söyleyeyim mi? Bir keresinde biz Sadık ben istiyorum diye bozacıdan boza almıştı. Eve kapıya getirmişti değil mi hayatım? Ama ben boza hiç sevmem bu arada. Geçenlerde yine evdeyken bozacı geçerken çağırayım istiyor musun dedi. Tadını sevmiyorum ki ama bozacıdan boza alma fikri çok hoşuma gidiyor. Böyle bir salaklık yok ya harbi, bazen çok salak hissediyorum. Aşkım, sen de hissediyor musun? Benimle ilgili öyle bir şey. He? Hayır desene. Anlamadım, bilemiyorum. Dedim ki bazen çok salak hissediyorum dedim. Hı? Yani işte bozucudansa boza almak için boza alınır mı hani? Sırf boza almak için mi? He, tadını sevmiyorum. O zaman salak hissetmem normal. Sen de benim için öyle hissediyor musun? Hı. Anlamadım. Hissediyorsun. Kendi kendime karar verip bugünkü planımı bozdum. Sonra da pişman oldum. Öyle bir gün yani. Ama hiç fiziki halime güvenmiyorum yani. O yüzden hiç de mantıklı olmazdı. Ondan aslında yeşil çayımı içeceğim. Gizem Olcay'ın yayını var. Canlı yayını var Instagram. Onu izleyeceğim. Bir de bu Lindt'in krem brüleli çikolatası var. Diyor ki krem brüle dolgulu, karamelize şeker, gofret parçacıklı, sütlü çikolata. Normalde ben Lindt'in şeylerini daha çok seviyorum. Bitter çikolatalarını. Ama bu sırf krem brüleli diye buna şans vermek istedim. Bir bakalım. Şöyle açalım.
biraz böyle büyük geldi bana, biliyor musunuz? Kalın da geldi karelerim. O yüzden bir karecik yeter. Şu geçen denediğimiz bal bademli çikolata var ya, o çok güzeldi. Yani bence onun yanından bile geçemez ama bir bakalım. Şöyle içinde dolgu var zaten, o yüzden. Çok güzel. Bu da bunda da böyle küçük notlar yazıyormuş. Bana soru sormuş mesela. Şimdi bu soruyu cevaplayacağım. Çok güzel. Demiş ki hayatındaki 3 şeye şükret demiş. Bu hayatta en sevdiğim insanlar hayatta. Ve sağlıklı. Bence buna bir diyebiliriz. Yani mutluyum. Mutlu denebilecek durumdayım. Buna da şükredebilirim. Baş edemeyeceğim sağlık sorunlarım yok. Buna da şükrettim. 3 tane oldu bile değil mi? Evet ya, üçünde oldu. Neyse. Ben bir Gizemler'in yayınına bakayım birazcık. Bir stand yok, şunu koyayım ya. Neyse, geliyorum birazdan. Arkadaşlar, o kadar yoruluyorum ki bu aralık işi gerçekten askıda kalıyor böyle. Çok üzgünüm yani. Ama şu gördüğünüz halimle şu koltukta uyuyakalmışım. Ve hiçbir şekilde yatağa gitmemişim. Sadık öyle söylüyor. Sabah oldu yani. Şimdi kalktım, bir kendime geleceğim ama bu videonun da kapanışını yapayım. Yeni videonun da açılışını yapayım. O yüzden açtım kamerayı. Artık çektiğim haliyle şu halime bakın. Gözlerim şişmiş. Çok uyumaktan bu arada. Çünkü erken uyudum yani. Neyse. Bugün tekrar görüşmek üzere. Birazdan yeni bir başlangıç yapacağım. Duş falan aldıktan sonra. Ama bu videonun da kapanışı olsun. O kadar yoruluyorum ki son 2-3 videodur kapanış yapamıyorum yani. Hoşçakalın.